Aşağıdaki denklemleri istediğiniz herhangi bir yöntemi kullanarak çözünüz. Elimizde y eşittir 2 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 3 ve y eşittir eksi x kare artı 2 x eksi 2 denklemleri var. Çözüm, iki denklemde de aynı x değerleri için aynı y değerini veren sayılar olacak. Denklemin iki tane çözümü olabilir. Belki de bir tane. Belki de hiçbir çözümü olmayacak x'in değerlerini bulabilmemiz için iki denklemdeki y'ler aynı değere eşit olmalıdır. Yani ortak çözüm yapılmalı. O zaman sonucu bulmak için aşağıdaki eksi x kare artı 2 x eksi 2 denklemini ve yukarıdaki 2 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 3 denklemini eşitleyebiliriz. Şimdi x'i bulalım. Önce 2 çarpı x eksi 4'ün karesini açarak eşitliği baştan yazayım. Eksi x kare artı 2x eksi 2 eşittir. 2 çarpı x kare eksi 8x artı 16 artı 3. 2'yi dağıttığımızda denklemin sağ tarafı 2x kare eksi 16x artı 32 artı 3'e eşit olacak. Sonuçta elimizde 2x kare artı 16x artı 35 olacak. Bu da denklemin sol tarafına yani eksi x kare artı 2x eksi 2'ye eşittir. Daha kolay işlem yapabilmek için denklemin sol tarafını sıfıra eşitleyelim. Bunu tek bir adımda yapabiliriz. İki tarafa da x kare ekleyelim. Şimdi iki taraftan da 2x çıkaralım ve son olarak iki yana 2 ekleyelim. Denklemin sol tarafında bütün terimler birbirini götürecek. Böylece denklemin sol tarafı sıfıra eşit olacak değil mi? Sağ tarafta ise elimizde 2x kare artı x kare eşittir 3x kare. Eksi 16x eksi 2x eşittir eksi 18x ve 35 artı 2'den 37 var. Böylece elimizde ikinci dereceden basit bir denklem oluştu. Bu denklemi çözmek için delta formülünü kullanabiliriz. Çözümlerimiz x eşittir, eksi b artı eksi karekök içerisinde b kare eksi 4ac hepsine birden bölü 2a'dan çıkacak. b eksi 18'dir. Bu nedenle eksi b artı 18'e eşit olacaktır. Diskriminant ifadesi 18 artı eksi karekök içinde 18'in karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 37 bölü 2a yani 2 çarpı 3'ten 6 olacak, değil mi? Haydi bunu biraz düzenleyelim. Sayılar çok büyük çıkacağından hesap makinesi kullanayım. Evet kullanayım. 18'in karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 37 eksi 120. Evet. Bu durumda elimizde artı 18 artı eksi karekök içerisinde eksi 120 bölü 6 var. Çarpım işlemini yapmadan da kökün içinin negatif çıkacağını belki de tahmin etmişsinizdir. 4 kere 3 12'dir. 12 çarpı 37 18'in karesinden büyük olacaktır. İşlem yapmadan bunu kesin olarak hesaplayamayız tabii ama bu durumda 12 çarpı 37'nin daha büyük olacağı belli. Sonuçta karekökün içinde negatif bir sayı var. Şu anda reel sayılar kümesinde çalıştığımızdan karesi eksi 120 olan herhangi bir sayımız yok. Bundan dolayı bu ikinci dereceden denklemin bir çözümü yoktur. Yani bu denklemin bir çözümü yok. Bu denklemin çözümünün olmadığını diskriminanta bakarak anladık. b kare eksi 4 ac'nin olduğu kısma diskriminant diyorduk değil mi? Örneğimizdeki denklemdeki diskriminant negatifti. Bu nedenle çözümün olmadığı ve bu iki denklemin hiçbir zaman kesişmediği sonucuna varıyoruz. Yani denklem sisteminin çözümü yok diyoruz. İki denklemde de x'e değer verdiğimizde aynı y değerini verecek bir sayı yok. Hı? Tamam. Şimdi, neden böyle bir sonuca ulaştığımızı inceleyelim. Bu denklem zaten istediğimiz gibi y eksenini kesen bir formda yazılmış. Denklemi incelediğimizde bunun kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğunu göreceğiz. Kaba taslak bir çizimini şu köşeye yapı vereyim. Eksenleri de nötr bir renkte çizeyim. Bunun y, bunun da x eksenim olduğunu kabul edelim. x ve y Parabolün formülünde x yerine 4 koyduğumuzda y'yi 3 olarak elde ediyoruz. Böylece tepe noktasının e, koordinatları 4'e 3 olacak. Daha önce söylediğimiz gibi bu kolları yukarı doğru olan bir parabol. Burada bir kat var. Bu parabol az çok böyle görünecek değil mi? Tam olarak böyle değil ama buna yakın bir parabol olacak. Peki ya bu parabol? Bu diğerinin tersine kolları aşağıya doğru olan bir parabol olacak. Bu denklemi de tepe noktasını bulabileceğimiz formata getirebiliriz. Böylelikle işimizi daha da kolaylaştırırız. y eşittir denklemi eksi bir parantezine alalım. x kare eksi 2x artı 2. Aslında bu 2'yi biraz daha uzağa yazayım. Böyle giderse boş yere ihtiyacım olacak. Neyse şimdi eksi 2'nin yarısı eksi 1 diyebiliriz. Eksi 1'in karesini aldığımızda artı 1 yapar. Eşitliği bozmamak için denkleme 1 de eksi 1 ekleriz. Neden yaptık bunu? Denklemin bu kısmını x eksi 1'in karesi olarak yazabildik değil mi? Şimdi tüm denklemi düzenleyelim. Herhangi bir adımı atlamayayım eksi x eksi 1'in karesi eksi 1 artı 2. Burada bir birimiz var. Şimdi eksiyi içeriye dağıtıyoruz. Böylece y eşittir eksi x eksi 1'in karesi eksi 1 elde ediyoruz. Böylece tepe noktasının koordinatlarını... 1 virgül eksi 1 olarak buluyoruz. Tepe noktası burada ve bu kolları aşağıya doğru olan bir parabol değil mi? İkinci dereceden terimin katsayısı negatif parabol şöyle görünecek. Gördüğünüz gibi iki parabol kesişmiyor. Bu tepe noktası yukarıda ve kolları da yukarıya doğru gidiyor. Burası da bu parabolün minimum noktası. Bu da bu parabolün maksimum noktasıdır. Gördüğünüz gibi bu parabollerin kesişmesi mümkün değil. Bu nedenle bu denklemler için bir çözüm bulamadık.